Lenfatik nedir bu lenfatik? Vücudunuzda bir adını duyduğunuz lenfatik sistem var. Ne iş yapıyor? Bunu konuşalım. Vücudumuzdaki dolaşım sistemi sadece temiz kan, kirli kan taşıyan damarlarımız değildir. Bir de lenf sıvısını taşıyan ayrı bir lenfatik dolaşım sistemimiz vardır. İşte bu lenfatik dolaşım sistemi bütün hücrelerimizde, akciğer baloncuklarımızın da çevresinde dolaşarak vücuttaki yabancı maddeleri, mikropları dolaşımdan uzaklaştırılması gereken, atılması gereken kanserleşen hücreleri de toparlayıp detoks edilmesi gereken her şeyi bu sistem alır, ayıklar. Başka neler yapar? Bağırsaklarımızdaki vitamin, minerallerin, yağ asitlerinin taşınmasında sorumludur. Pek çok başka emilen proteinlerin dolaşıma salınması ya da bağışıklık sistemimizin üyesi olan lenf nodüllerinden salgılar oluşturularak işte immünoglobulin gibi bazı proteinlerin salınmasını, savunma sistemi elemanlarının devreye sokulmasını da sağlar. Ve bu lenf sıvısındaki akışın iyi olması vücudun daha sağlıklı olmasını sağlar. Böyle büyük bir potansiyele sahip sistemin dolaşımını rahatlatmak bize düşüyor. Bu savunma ve detoks sistemlerinin başrolünde yerleşen lenfatik sistemi çalıştırmak bizim boynumuzun borcu o zaman. Bunu çalıştırmadığımızda ne olur? Bütün bu atılması gereken, nasıl ki çöpleri atmadığımızda ev kokarsa, temizlemediğimizde oda kokarsa, fırçalamadığımızda dişlerimiz, ağız içimiz kokarsa, lenfatik sistem de bunları sağlar. Ve bütün bunları sağlamamız bizim pek çok hastalığın oluşmasının zeminini önlememizi sağlar. Oluştuysa akışı arttırmamız hastalığın tedavisini sağlar. Ve böylece biz daha sağlıklı bir yaşamı kendimize sağlamış olabiliriz. Nasıl yapacağız? Vücudumuzda 1000'e yakın lenf nodu, derin ve yüzeyel lenf damar akış sistemimiz var. Yüzeyel lenf sistemimiz cildimizin altında, derin lenf sistemimizde hani bu kan damarlarımız var, temiz, kirli kan taşıyan, onların yanında seyrediyor. O zaman derin damarların yanında seyreden lenf sıvılarımızın ve cildimizin altındaki lenf akışımızı her gün düzenli olarak uyarmamız, akışının sağlıklanmasını sağlamamız, dengeye getirmemiz çok önemli. Bu lenf istasyonlarımızın da şöyle gösterirsem, boyunda, kulak arkasında var olan ve yine köprücük kemiğinin üstünde, altında, kollardaki lenf sisteminin direne olduğu yani aktığı ana yataklar koltuk altımızda, karın içinde, imam tahtamızın altında, karın duvarında şu şekilde bağırsak sistemimizin lenf akışını sağlıyoruz. Yine bacaklarımızın direne olduğu kasıklarımızdaki lenf nodlarının ve diz arkasındaki lenf nodlarının akışını arttırmamız, sağlamamız çok önemli. Ha bunun yanında vücudumuzda titreşim ve akışı arttıran, lenf akışının dengeli olmasını sağlayan, eğer ki eklem problemi ya da kemik erimesi gibi bir sorun yoksa trombolinle zıplamak da büyük lenf akışına katkı sağlamaktadır. Ve bütün toplanan lenf sisteminin sol köprücük kemiği üzerinden venöz sistem dediğimiz kirli kan taşıyan sisteme kavuşumu gerçekleşir. O yüzden pek çok kanser hastalığının bulgusu sol kürek kemiğinin üzerindeki lenf nodlarının palpasyonuyla yani muayenesiyle bulgu verir. O yüzden şöyle ara ara bunları kontrol edip ve günlük lenf drenajınızı, lenf akışınızı arttıracak kuru fırçalama,
lenf sisteminin uyarılmasını sağlayan materyallerden, Hint yağında masajları yapmaktan destek alabilirsiniz. Lenf sisteminizin çalışıp çalışmadığını nasıl anlarsınız? Vücudunuzdaki lenf istasyonlarının muayenesini kendiniz yapabilirsiniz. Boğazınızda, mesela dişinizde, 32 dişin birinde bir sorun olduğunda bu bölgede, çene altındaki lenf nodlarında, kulak arkasındaki her bölgenin polis karakolu gibi, nasıl o mahallede bir sorun çıktığında o karakolda bir hareketlenme olursa o bölgenin lenf istasyonlarında şişme, kızarıklık, ağrı olabilir. Ha, ağrısız lenf bezi şişmeleri de yapabilen durumlar vardır. Bunu doktorunuz değerlendirir. Ama normalde lenf bezlerinin şişmiş olması diye bir durum yoktur. Yani normal değildir lenf bezlerinin aşırı büyüme yapması. Bir immün reaksiyon orada, vücutta aşırı duyarlılık reaksiyonuna verdiği bir tepki vardır. Hop, rüya bak, bu bölgede bir uyarı veriyorum. İşte aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştiriyorum ben, salgı salgılayarak demektedir lenf bezlerimiz. O yüzden ya da ödem olur, lenf sıvılarında yaygın akış bozukluğu varsa kolunuzda, bacağınızda, vücut o bölgesinde şişme olur. Yine lenf akışının bozukluğu, karaciğer faz 3 çalışma durumunun sıkıntılarından biri de kabızlıktır. Vücuttaki akışın bozuk olduğuna dair bacaklarınızdaki ödem, kabızlığınız, vücudunuzdaki bazen bir kaşıntı, ürtiker dediğimiz aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermesi de lenf sisteminizdeki akışın sorunlu olmasının size sinyal gönderme yöntemidir. Ben de akış sorunu var, lenfatik sistemini çalıştır deme problemidir. O yüzden tüm yapılacak bedensel egzersizler lenf sıvılarınızın akışında büyük fayda sağlayacaktır. Ama yüzeyel cilt altı lenf sıvılarının akışını arttırmak için ilaç gücü taşımaktadır lenf masajları. Lütfen buna özen gösteriniz. Lenf akışınızı hızlandıracak lenf masaj aleti, cilt altı lenf akışını yönetebileceğimiz bir aparat piyasadan bulabilirsiniz. Atkılı fırçayla yine bu akışı düzenleyen, uç kısımdan merkeze doğrudur lenf akışları, onu belirteyim. Karında da saat yönündedir. Ayaktan kasıklara doğrudur. Boyundan da yine merkez istasyon, ana terminal, sol köprücük kemiği üstü olduğu için bu bölgeye doğru akışı yönetiriz. Yine bu da kalça ve bacakta üzerinde yuvarlanarak lenf akışını arttırmakta destek alabileceğimiz aparatlardandır. Kolay, basit, marifet yapmakta, etkili kullanmakta. Bir gün yapıp 20 gün ara vermek değil, az da olsa atıştırmalık lenf egzersizleri yapmakta. Fırsat buldukça lenf akışına destek olmak vücut sermayemizin en önemli gücü, ana parasıdır lenfatik akımımız. Nefesinize sahip çık diyorum ya, lenf akımınıza da sahip çıkın. Onu güçlendirin, sağlıklandırın, düzenleyin. Lenfine sahip çık diyorum.